Alo. Nur Sema, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Gerçekten soruyorum, nasılsın? Dün olanları duydum, seni çok merak ettim. Sen bana kırgın değil miydin? O başka. Bu başka Nur Sema, karıştırma şimdi. Senin yaşadıklarına birinci dereceden şahidim ben. O pislikle yeniden karşı karşıya. Geldiğini duyunca mideme ağrılar girdi. Çok kötüydü Doğa. Yani onu karşımda görünce böyle kanım çekildi. O kadar haklısın ki. Bir de abuk subuk konuşmuşlar, değil mi? Ben ne konuştuklarını hatırlamıyorum bile. Tek bildiğim şey korktuğumdu. Bir de tekrardan o anı yaşadım. Hayır, böyle tam mutluyum, huzurluyum derken pislik çıktı, yine hayatıma girdi. Ya şimdi öyle düşünme, tamam. Ya bir kere gördün, bitti. Bir daha görmeyeceksin. Umut'u bir görsen, delirdi delirdi. Sabah bin kere tembihledim. Hayır, gidip onlara bir şey yapacak diye korkuyorum. E saçmalama. Umut aptal biri değil. O hiç bulaşmaz. Zaten o pislik de senin yanına yaklaşamaz. Sadece benim yanıma değil, kimsenin yanına yanaşmasın. Sen o Mihri'yi bir görsen. O kadar naif, o kadar sakin bir kız ki. Hayır, benim başıma gelenler o kızın da başına gelecek diye çok korkuyorum. İbrahim onun da hayatını karartacak diye o kadar korkuyorum ki. Yani elimden bir şey gelse gidip hemen yapacağım. Ya bizimkiler zaten babasıyla konuşacaklardı. Kız da anlar, merak etme. İnşallah. Sen üzülme, tamam mı? Bak, aklım sende kalıyor. Seni de görmeye gelemedim. Kusura bakma. Ben çalışmaya başladım da. Aa, işe mi girdin? Ben bilmiyordum. Annemler de bilmiyor ama, tamam mı? Haberin olsun. Ay merak etme, ben gerekmedikçe zaten onlarla konuşmuyorum. Söylemem. Biliyorum. Sen de bana gönül koyma, olur mu? İlk fırsatta seni de Cemre'yi de görmeye geleceğim. Yok canım, niye gönül koyayım? Sen işlerini hallet, sonra gelirsin. Tamam. Sağ ol aradığın için. Cemre'yi öp, tamam mı, benim yerime? Öperim.